başlangıcıyla bizim kandiller dediğimiz beş kandilin ilki de başlamış oldu. Bugün Regaib Kandili. Tarihimizde, ecdadımız bu gecenin feyzini, bereketini daha iyi anlatmak, daha iyi bu geceyi tesit etmek, kutlamak maksadıyla bu geceye ait de eserler yazmışlardır. Nasıl Mevlid Süleyman Çelebi'nin edebiyatımızda, kültür tarihimizde ölmez bir eseri ise, diğer geceler içinde yazılmış bazı eserler vardır. Mesela Miraç gecesi içinde Miracı yazılmıştır. Bunun gibi bu Regaib gecesinde de çok şu ana kadar çokça bilinmeyen, hatta okunmayan Regaibiye adlı bir eser kaleme alınmıştır. Nasıl meydana gelmiş? 1750'lerde Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Nai Osman Dede, Mustafa Haşim Baba, bunlar birçok böyle kendilerine yakın hissettikleri mutasavvıflarla birlikte Üsküdar'da Nasuhi Tekkesi'nde bir gün toplandıkları bir sırada bu gecelerde okunmak üzere eserler yazılması konuşulurken demişler ki bu Miraç gecesinde bir eser olsa da Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi bu da okunsa diye bir temennide bulunmuşlar. Bu maksatla demişler ki bu eseri yazsa Nai Osman Dede yazar. Eseri yazsın diye tavsiyede bulunmuşlar. Nai Osman Dede bugün elimizde bulunan ve çokça tanınan Miraciye'yi kendisi nazm ediyor ve bestesini de yapıyor. Birkaç hafta sonra bu az önce bahsettiğimiz zevat yine böyle toplantı esnasındayken demişler ki Osman Dede'nin yazdığı bu Miraciye gerçekten çok güzel, çok matlup bir eser meydana geldi. Regaib içinde bir eser yazılsa da onu da Mevlid gibi, Miraciye gibi böyle günlerde okunsa temennisinde bulunmuşlar. Bu da ittifakla demişler ki bunu da Salahi Abdullah Efendi yazsın denmiş. Ve neticede aynen Miraciye'de olduğu gibi Abdullah Salahaddin el-Uşşaki Hazretleri de bu Regaibiye adlı eseri yazmış. Bu eser ilk eserdir. Zamanında da bestelenmiş Nalizade Efendi tarafından. Fakat zamanla bu beste unutulmuş. Eser manzum olarak günümüze kadar gelmekle birlikte bestesi gelmemiş. Şimdi bu kadar tarihe mal olmuş, tarihte gerçekten çokça isminden söz edilmiş bir eser olmasına rağmen bugüne kadar icra edilemedi. Çünkü notaları bilinmiyordu belki. Ama Fatih hocamız ve hakikaten hep onunla birlikte çalışan arkadaşları bu güzel eseri yeniden bize kazandırdı. Yani eser var ortada da bunun bestesiyle birlikte icra edilmesini temin etti. İlk defa bugün bu güzel eseri dinleyeceğiz. Salahi Abdullah Efendi diyor ki ben bu eseri Üşşak'a yadigar eyledim diye ifade etmişti. Ve bu yadigar eylediği eserden de talebi bir Fatiha kendisine gönderilmesini arzu etmiş. Bunun eserini bu Üşşak tekrar icra etmiş oldu. Cemaatimiz de böyle mübarek bir günde, üç ayların başında hem de Regaib gecesinde Salahi Abdullah Efendi'ye veya onunla birlikte bu kabil eserleri bize kazandıranlara rahmet okumak lazım. Onlara fatihalar gönderelim ve ayrıca başında okuduğumuz gibi Allahümme barik lena Recebe ve Şabane ve bellirna Ramazan diyerek sözlerimizi burada bitirelim. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Enbiya, Burhanul Asfiya, Şefii Ruzi Ceza, Ahmedu Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mutahhar, mücella, münevver, ruh-i tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Âl-i ezvacı tahirat, evlad-ı Resul, ashab-ı güzin, sair enbiya-i izam ve rusul-i fikam hazaratının cümle ervah-i kutsiyeleri için
Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Efendimizin tüm müezzinlerinin ervah-ı şerifleri için Pir-i Natu Kaside Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh hazretlerinin ve İmam Busuri hazretlerinin ervah-ı şerifleri için ve aslı saadetten bu yana mevlid, naat, miraciye, regaibiye yazmış, bestelemiş, okumuş tüm zevatın ruh şerifleri için ve bu regaibiyenin müellifi Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdullah Salahaddin Uşşaki hazretlerinin ruhu için hasaten eyyime, hutaba, müezzin kayyumin, sahibül hayrat vel hasenat ervahi için ve kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için ve bilhassa Allah rızası için el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على نور الجمال قد غدا في بحر الوصال فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق صلوا على شمس الهدى في الكون فيزا قد بدا فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى صلوا على ضيف الودود فوق السماء بالشهود فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى صلوا على ظهر اليقين والأنبياء المرسلين فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى صلوا على نور اليقين من فيزه ضاء العدم فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى صلوا على خير الأنام والرسل والآل الكرام فاغفر لنا يا ربنا وارحم بحق المصطفى
Mustafa, fağfir lena ya Rabbena, verham bihakkil Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. Bismihil fetahizil fadlil azim, innehul feyyazu min feyzin kadim. Verdiği ihsanı kadrin bile.
çok şükür yetiştik elhamdülillah. 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 Ol Cenab-ı Padişah-ı lem yezer tacdarı taht-ı iklimi ezer zat-ı ferdi kenzi mahfi didevatı bilmizat reş haber olmazdı aklamı sıfat ilmizatı feyzi kıldı iktiza ki ola el var sıfat ruhuma zatına kıldı tecelli. Çünkü zat cuşa geldi bahr-ı esma-ı sıfat iktiza etti muradı zulmine sıfatı seyri de ayine de oldu mevcut aynı fahri kainat eyledi o zaman.
yaşa. Bezli kudret.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kaldı çünkü May
Kevser'e geldi nüfusu vafiya. Kalbi gâhı cün diker rubi oldu.
çıktı alamatı acı. Çün Rebi'ul evvelirdi Say.
sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve meşayihina ve ustadina ve ustadi esatidina Rabbena teqabbel minna ve şfi merdana ve rahamna ve raham mevtana rızaen lillahi teala el-Fatiha. Thank you.